Son geliyor. Dün geceyi adam söyledi ya. Evet, ben söyledim. Evet, son. Ya bir de herkes bana bakıyor. Şimdi eşim dostum beni hastayım sanıyor, yastayım. Bir de uzun sonuna kadar söyle ya. Oraya bak oğlum, hastayıma kadar çözdüm, sonra yastayım. Söyle abi, kim o? Aşk bu kızıl ötesi. Yok artık, o ne ya? Yaralı müzesi hareket eden. Nasıl yani ben bununla ilgili ipucu verecektim ama kardeşim sonuna kadar bile helal olsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Bayağı bir bunu bekliyor gibiydi ya. Öğrenci paketi hediye verir misiniz kardeşime lütfen? Ben veriyorum şunu. Her var. Helal olsun. Ya çok iyiydi. Aşk bu kızı. Ben en çok buna güldüm. Kızın yukarı. Kardeşim nerede? Yaralı müzesi. Ya kardeşim. Bravo. Tebrik ediyoruz kardeşim. Vallahi. Bravo. Bunu bilmesi, öğrenci paketini hak ettim. Bunu bilmesi inanılmaz ama. Ama gerçekten zor. Ben şey, ok benim kafamı karıştırdı ya. Ok ne alaka ya? Kızıl ötesi yaralı müzesi. Ok, ok ne alaka, ok. He? Hareket edemem mi? Kim hazırlıyor bunları? Hayır, ok, ok diyorum, ok. Şu aşk bu kızıl ötesi. Yani kızılı geç diyor. Bizim yazar ekibi. Vallahi inanılmaz. Evet, İbrahim'le Tolga Uyken'e çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Sever'e Tolga Uyken. Yaratıcı ekibimiz. Helal olsun. Arkadaşlar bir de aramızda bugün bir konumuz var. Bu karda kışta biliyorsunuz İstanbul bayağı sert bir kış atlatıyor. Hala da devam ediyor falan. Hani böyle Instagram'da bazı kardan adamdan sonra olaylar değişmeye başladı ya. Böyle kardan yılanlar falan yapılmaya. O kardan yılanı göstersene bir abi. Onur. Evet, bir Instagram'da şu fotoğraf dolaşıyor. Biz de bunu yapan abiyi bulduk. İbrahim Kurt aramızda, alkışlarla abi nerede? Bravo. Abi hoş geldin. Nereden geliyorsun abi? Sakarya Serdoğan. Sakarya'dan geliyorsun. Abi nereden aklına geldi? Birden hani kardan adamla mı başladın? İşi yılana götürme falan. Kardan adam yaptığım da olmuştu ama daha sonra farklı şeyler yapmak istedim. Neden yaptın abi bunu? Boş vakitleri değerlendirme, başka herhangi bir şey değil. Ama yok, boş vakitini yani... Abi ne bir... çok boş vaktin varmış yani. Yılan yapmışsın yani. Hayır, şimdi boş vakitini değerlendirme diyorsun da abi burada bir sanat var. Evet. Yani şu yılanın yüzü, bakışı, dili mili burada ciddi bir olay var. Baksan abi. Yani sen gerçek bir hani sanatçı ruhlu bir adamsın. Başka var mı böyle yaptığın şeyler? Araba yapmıştım. Timsah yapmıştım. Timsah, araba. İglo, bu kış mı yaptın yoksa yaptım. Daha... Bir tek timsah geçen kış yapmıştım. İglo falan yeni yaptım. İglo yaptın. He, bir onunla ilgili görüntü varmış galiba yanında. Başka yaptığı şeyleri de verelim İbrahim Kurt'un. Aa, iglo. Abi bunu iglo nasıl yaptın? Yapabiliyorsun? Bu kar bu kadar uzun süre böyle hani... Bayağı tuğla gibi lazım ya. Ha, bu herhalde yapım aşaması, daha bitmedi yani. Ya ama... mükemmel gözükmüyor mu? Bunu nasıl yapıyorsun abi? Ya bunu... Bu normal yılan gibi değil. Bunda bayağı bir çaba var, bir şey var. Kalıplara karı presliyorum. Ondan sonra etraftan tuğla örer gibi döne 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 döne. Birinci gün sadece çevreyi yaptım. O gün akşamleyin donduktan sonra tavanı yaptım. Yoksa çöker diye. Peki bu Instagram'da bu kadar abi büyüyünce... bir de ikiniz konuşuyorsunuz gibi ya. He. Hiç duymuyorum ben şimdi. Evet, ben de duymuyorum. Bir tek biz mi duymuyoruz? Abi sen, hayır, sen soruyu sorun abiden şöyle bir nida gelir. Abi bir tık böyle yakın, mikrofonu bir yaklaştırsan. Mikrofonu biraz daha yakın tutalım abi. Her gün çıkmıyoruz açıkçası böyle. Hayır, çıkıyor çıkıyor. Yok, sesin yaklaşsa çıkıyor aslında. Sesin mi çıkmıyor? Cica şu an çıkıyor. Yok yok. Şu an çok güzel abi. Bir şarkı söylemek ister misin? Öyle bir ses. peki mesela çok kar yağınca yapılabilecek bir şey ya bu yılan falan. Hani bu işi böyle büyütmeyi düşünüyor musun? Ne bileyim, daha kar yağmazsa sen... Ya açıkçası... Bu daha şeydi, mesela ben başka bir şeyler yapacaktım. Boş vaktimi değerlendirelim. Bir pazar günüydü. Yani ne yapacaktın abi? Başka yeni proje var mı? Ya açıkçası F-16 yanmayı düşünüyordum. Bir arkadaş yanmış. Ne? F-16? F-16. O bayağı detaylı bir şey. Yapacağım, ben peşinden yanmayayım dedim. Şimdi yapsam biraz da ona saygısızlık olur. Neyden? Neden yanmış? Sonuçta yanmış ama bak benden iyisini yanmışlar olmasın yani. Belirli bir zaman geçsin. Bir daha kış yaparız sonuçta. Yani. He, anladım. Kışımız bol. Süper. Tamam abi. Teşekkür ederiz. Yeni projelerini de bekliyoruz. İnternette de fenomen oldun. İnşallah bu sanatçı ruhunu çok daha güzel eserlere yansıtırsın. Alkışlar. Evet sevgili izleyenler, alkışlarınızla Adam Haberi izliyoruz. Müzik.
akşamlar sevgili seyirciler. Adam Gibi Haber Bülteni Adam Haber'den hepinize merhaba. Ben Fazıl Taşar. Bu akşamki tabelamız ağzınıza like. Neden mi tabelamız öyle? Çünkü haberimizle alakalı. Bir kafe. Ama bu kafe bildiğiniz kafelerden değil. Bu kafe Instagram kafe. Evet, yanlış duymadınız. Instagram kafe. Yanlış duyanlar görüyorum. Instagram kafe. Fazıl Bey, bu neyin kafesi dediğinizi duyar gibiyim. Instagram kafe. Evet, bu özel haberimiz için muhabirimiz Safa Sarı Instagram kafeye gitti. Sahibiyle bizzat görüştü. Hep beraber haberimizi izliyoruz. Evet Sayın Taşar, şu anda özel bir haberde bir kafedeyiz ve bu kafe çok enteresan bir kafe. Özelliklerini kafenin sahibi Feridun Bey'den dinleyeceğiz. Merhaba Feridun Bey. Efendim merhabalar. Ya görünmediğin gibi ol ya da olmadığın gibi görün felsefesinden yola çıkarak açtığımız Instagram kafemize hepiniz hoş geldiniz. Şimdi öncelikle kendimizden bahsetmek isterim. Biz kimiz, yani who are you? Şimdi efendim, Instagram'da en çok like alan fotoğrafların konseptini, setup'ını kafemizde oluşturduk ve müşterilerimiz buraya gelerek sıradan giderek fotoğraflarını çekerek takipçilerine takipçi katıyor. Bu kafeye 5 takipçiyle gelirsin, 5000 takipçiyle evine gidersin. Peki bu konsept nasıl bir konsept, anlatır mısın? Bu son zamanlarda çok ilgi gören bir konseptimiz. Kitap artı kahve konsepti dediğimiz bir konsept. Kitabı doğru açıyla kahveye doğru koyuyorsunuz. Köpüklü kahveyi de yarım görecek şekilde buraya da bir tatlı bir şey koyup fotoğrafını patlatıyorsunuz. 5000 like. Peki kitabı okumuyor muyuz? Ne gerek var? Kitabı okumaya ne gerek var? Kitap okumanın takipçi artırdığını sen ne zaman gördün? Hiç öyle şey olur mu? Lütfen. Kitabı hiç, zaten kitap belli. Madonna'nın Kürk manto giydiği dönemleri anlatan kalın uzunca bir kitap yani. Geçelim. Bunlar daha çok güzel setuplarımız var. Next! Evet, burası da günaydın konseptimiz. Biliyorsunuz sabah yeni uyanmış halimizle fotoğraf atmak bu aralar çok moda. Fakat yeni uyandığın halde fotoğraf atmanın en büyük püf noktası yeni uyanıp atmamandır. Eğer kıvanç tatlı tuğ değilsen, ki bakıyorum sana da ne kıvançsın, ne tatlısın, ne de tuğsun. Hiçbir sorunun yok yani o konuda. Peki nasıl işliyor? Nasıl oluyor? Şöyle göstereyim. Mikrofonu atıyorsun. Çek yorganı o taraftan üstüne. Çek. Evet, sizi bir yataktaymış gibi gözlüğü ver bana abicim. Şimdi buradan böyle tatlı bir hazırlığımız var. Öyle yani, çok da makyajsız olmaz. Saçını dağıtıp sana mamur bir hava. Dur bakayım. Mamur bak. Daha mamur. 5000 like. Next. Gel gelelim spor konseptimize. İnsanlar ne yapıyor? Spor salonlarına yazılıp aylarca paralar ödeyip eşek gibi terleyip bokup hiçbir halt edemeden spor salonunu bırakıp gidiyor. Ne yaptık? Buna da şöyle bir çözüm bulduk. Şimdi zaten senin vücudun 7-8 yıla toparlanmaz. Maşallah pilates topu gibisin. Çıkar montunu. Çabuk. At kendini onun arkasına. Poz ver. Çek. Next. Geldik yeni köşemize. Şimdi sen tabii diyorsun ki Feridun abi beni niye böyle giydirdin? Demiyorum hayır. De diyorsun. Çünkü burası bizim tatil köşemiz. Tatil konseptimiz. Şimdi insanlar tatile gidemiyor. Niye? Zaman yok. İki, para yok. Bunların hepsi çok büyük meşakkatler. Valizin hazırlanmasından uçağına, biletine bilmem ne zor. Ayrıca kim anlamış benim nereye gidip tatil yaptığımı? Bir fotoğraf her şeyi çözer. Seni böyle gidelim. Bu tiple nereye gitmek istersin? Bali'ye. Ver pozunu. Yemin ediyorum Bali'desin. Şunu benim diyen anlayamaz ya. Ya yılın 6 ayını Bali'de geçiren bir tiple aynı tiptesin şu an. Gerçek bir Balicisin. Next! Geldik en çok rağbet gören köşelerimizden birine. Alem konsepti. Çok güzel bir konsepttir bu. Şimdi insanımız biraz yalan yok. İnsanımız muhtaç. İnsanımız ortamlara aç. Sen de şimdi yalan yok biraz düz duvara tırmanan birine benziyorsun. Hatta düz duvarın zirvesinde bir tipin var senin. Şimdi bu konseptimiz şu. En ünlü gece kulüplerinden birinin locasını çok güzel hanımefendilerle birlikte kapatmışız. Bütün ilgi alaka bizim üzerimizde. Para babasıyız, espri makinesiyiz, egomuz tavanda. Konsept budur. Like'larına doyum olmayacak bu konsept. Geç yerle çabuk oraya. Çabuk. At mikrofonunu köşeye. Yaslan arkaya. Aç kollarını. Veriyoruz pozu. 1, 2, 3. Next. Evet, geldik en köklü konseptlerimizden birine. Konseptimizin adı hüzün. Hüzünlü dede. Şimdi hüzünlü dede eskiden beri çok like alan fotoğraflardan, konseptlerden biridir. O yüzden biz de her yerde bulunmuyor diye böyle hüzünlü dedelerimiz. Hüzünlü dedemizi kendimiz müşterilerimiz için burada hazır tutuyoruz. Gerçekten bütün hüznüyle bütün ciğerlerinizi parçalayacak bir dedemiz gerçekten kendisi. Ayrıca benim kendi dedem aynısını evimde kullanıyorum. Bunun için de kendisine kefilim. Artık mesela kim anlamış senin dedem mi neyim? Senin deden nerede?
Ordu'ya. Ordu'ya kim gidecek dedi. Zaten hayırsız da bir tipin var senin. Bizim dedemizi çekiyorsunuz, devam ediyoruz. Buyurun. Deden ver pozunu. Next. Geldik son konseptimize. Son konseptimizin adı ünlüler. Ünlülerimiz. Ünlülerimizi çok seviyoruz. Ama neredeler? Bulamıyoruz. Bir türlü denk gelemiyoruz. Ne yaptık? En sevilen ünlülerin bal mumundan heykellerini birebir bir şekilde yaptırdık. Bu kafeye gelip en son ünlülerle de fotoğrafınızı çekinip artık like'ın dibine vuruyorsunuz. Like, 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 like patlıyor Instagram hesabınız. Gelelim. Fazıl Bey'e de bir sürprizimiz olsun diye alelacele oldu biraz ama Fazıl Taşar'ın bal mumundan heykelini yaptırdık. Fazıl Bey'e de buradan saygılar olsun. Kendisi birebir her şeyiyle aynı, bütün her şeyiyle aynı Fazıl Taşar'ın bal mumundan heykeldir. Son arkalara doğru biraz bal mumumuzu yükledi. O da zaten görünmeyen tarafı. Şuradan sonrasını strafor yaptık. Ama yer o. Ver mikrofonu. Ver pozunu bakayım. Poz ver. Sarıl. Sarıl Fazıl abine. Patronun diye yatırttın değil mi? Evet sevgili izleyenler. Söz Fazıl Bey'de. Next and over. Çek ellerini üzerimden pis adam. İğrenç adam. Bal mum heykelimi yapmışlar. Elden ele geziyorlar terbiyesizler. Bal mumu ekelim. Seni bu hayattan kurtaracağım. Evet, tabelamıza gelen bir yorum okuyalım. Eskişehir'den İlhan Okay. Başımın belası şöyle bir şey yazmış. Fazıl Bey, sizin bal mumunuz daha çok dal mumuna benziyor. Terbiyesiz adam, ahlaksız adam. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu senin sen şarkısı şu an hani bu kadar dilere pelesenk olmuşken evet. Burada söyleme şansın varsa çok mutlu oluruz. Abi tabii hemen ya hemen. Hazırım. Portatif müzisyen. Alkışlarınızla Koray Alkışlar, Avcı. Alkışlar Koray Avcı'ya geldi. Evet dostlar. Yarının sözü ölüyüm. Sen yarının sözü. Ah canım benim, sol yanım benim. Sol yanım benim. Diren, sevdaya güven. Ah canım benim. Sol yanım. Hasan'ım, haydi Hasan'ım. Thank you.
keseceğim. Ben. Hani programda adama mikrofon taşıtıyor gibi oluyoruz yani. Yok hiç abi olur mu öyle şey? Valla öyle hissediyor. Ben mesela... Bu senin mi mesela? Evden mi getirdin abi? Bu benim. Burada şöyle... Mesela ben alışamadım. Şimdi ben sokakta müzik yapmaya alışmışım. Orkestra kuruldu. Dostlarımız çok kıymetliler bu arada. Hepsinin ismini saymak istiyorum. Bir say abi. Önce. Tabii ki tabii evet. ki tabii ki. Bağlamada Engin Turga. Bas gitarda Ersin Ertay. Elektro gitaristimiz Yücel. Klasik gitarda Köksal Fındık. Klarnette. Klarnette Hasan Gözetlik. Bateride Alp Doğan Türeci. Ve piyanistimiz Güneş Ünal. Çok kıymetli onlar olarak. Bravo. Şimdi öyle bir şey var. Eser. Ben alışmamışım. Sahneye çıkıyorum böyle. Karşımda böyle binler var. Hani heyecanlıyım. Çok böyle keyifliyim ama bir an önüme bir şey geliyor böyle ayaklık. Ya diyorum bu kim diyorum gidiyor. Su bitiyor. Bir bakıyorum arkada su geliyor falan. Sonra öğrendim ki Rodi diyorlarmış onlara. Yani bizim bel kemiğimiz. Enstrümanları taşıyorlar. Onları kuruyorlar. Bizim kulisimizdeki peçetemizden suyumuza kadar her şeyi hazırlıyorlar. Ha, bir şey söyleyeyim. Ben şimdi müzisyen olunca Rodi'yi sadece müzikle ilgili biliyordum. O diğer her şeyi de mi onlar? Rodi ya benimkiler yapıyormuş. Beni çok seviyormuş. Baturay ile Raşit çok kıymetli onlar da benim için. Bir gün dedim ki Baturay'a. Baturay oğlum dedim. Tam dedim duyguya giriyorum. Gözümden yaş akıyor. Ben çok ağlarım. Sahnede. Bir böyle bir damardan bir yerden girince ağlıyor o musun? Bamı yakaladıkları beraber ağlıyoruz biz zaten karşılıklı. Yani sadece böyle gırgışlamada değil. Ama tabii bunu yaşayan bilir. Hani dışarıdan komik gelebilir. Niye çok komik gelsin? Abi şöyle babacığım ben sana şunu anlatayım. Çekemediğin acının tarifini verdiğin an yapmacık olursun. Çektiğin acıyı anlattığın zaman da ukala olursun. Ya anlatmayacaksın ya da yaşayacaksın. İkisinden birisi. Şimdi de durumdayız. Ben çalışan... Arkadaşlar biz 20 kişi gidiyoruz. Çok büyük bir ekip. O yüzden seçerek konserler yapıyoruz. Rodi kardeşlerimize dedim ki Baturay'la Raşit'e oğlum dedim bu ayaklı dedim ben taşıyacağım. Dedim ikide bir benim dedim önüme çıkmaya korkuyorum. Bel peyimi ben takacağım. Ben takacağım. Kulaklığımı ben. Niye abi diyor. Ölüm arkamdan geliyorsun. Birisi bir şey mi? Tövbe estağfurullah. Burada bir şey kurcalanıyor. Bir iniyorum kafa var aşağıda bir tane. Ya olmuyor. O yüzden iş bölümü yapın. Kendi işinizi yapın dedim. Ben bunları o yüzden taşıyorum. Bunu. Ya o şey çok acayip abi. Abi ama senin yanında da bu böyle bayağı minibüs vitesi gibi diyor. Yani. Arkadan vermeyen var mı? Ya gerçekten... Ya bu abi, ses... Ses mesela hepimize şu yanlara takılıyor arkadaşlar. Evet. Şuralara. Ve yani... Şuramı benden iyi bilen sesçiler var yani. Abi. Hayır yani... bir de şöyle bir şey var abi. Sesçi arkadaşlarımız izliyorlardır ya da burada olan arkadaşlar. Hepsinin eli soğuk. Bir de böyle hani. Bir böyle mesela geliyor abi mikrofonu takayım. Hay. Hay. Biliyorsun böyle. Hepsi böyle bir ellerde hep bir kalansız. Gerçekten şimdi yaşadım o duyguyu biliyor musun? Esen abi hazırsan mikrofonu takayım tak abi falan filan o var ya. Hep bir titreme vermeyle geliyor. Bizim Baturay konuşuyor. Diyor ne yapayım Baturay? Abi diyor ne yapayım alıştım artık diyor konuşuyor. Tabloyu sokuyor bilmem. Ne yapayım Baturay? Konuşuyorum abi ne yapayım diyor. Yani gördüğü en iyi şey o herhalde. Evet. Abi... Grup arasında ben girmek istemiyorum ama. Neyse sizin özeliniz abi bize. Ben niye bunu anlattım lan? Abi yok. Allah Allah. Biz de çok şey anlattık boş ver abi ya valla. Evet şimdi Tolga'nın programa geleceğini öğrenen bütün fanları ve Twitter'daki takipçileri bana mention sürekli yani Twitter'dan sürekli sorular attılar. Ve hepsini sor Eser sor sor dediler. Normalde böyle bir şey yapmıyoruz ama... Şimdi Tolga'ya çok hızlı bir şekilde abi bütün fanlarının sorularını soracağım ve hepsine cevap istiyorum. Hem ben fırça yemeyeyim hem de kısacık herkesin gönlü olsun. Kısa kısa cevaplar. Kısa evet, kısa. Hayır gibi. Evet, evet hayır gibi anladın mı abi? Hepsine cevap istiyorum senden tamam mı? Tolga Sarıtaş'ın ailesi oyuncu olmasına tepki mi gösterdi destek mi oldu? Tepki gösterdi. Hayır destek. Direkt sert girdi. Hayır. Hayır sorunun cevabı verildi abi. Hayatını 3 sıçrama dönemiyle tanımlarsa bunlar ne olur? Birinci sıçrama, ikinci sıçrama. Doğru. Doğru. Tolga Sarıtaş
Meriç karakterini ilk okuduğunda nasıl bir tepki verdi? Tolga Sarıtaş'ın en büyük hayali ne? Başarılı olmak, daha da başarılı olmak. Ask Tolga how he did get ready for... Yok artık. Yemin ederim var, aha var. Ask Tolga how he did get ready for marriage role, what preparation he... Hayır, bu yaptığınız küçümsemek. Bu yaptığınız küçümsemek. Çok arkadaşlar ayıp. Ben de hepimiz küçükken prep class falan okuyordum. Preparation demek o kadar kolay değil gerçekten ama. Şu an hepinizi kime söyletsem söyleyemez. Bana gülmeyin o yüzden. Preparation. Preparation. Ama sen çok perişan şu an. Çok kırıldım. Ya! Preparation. Evet. Evet Esat. Preparation değil mi? Evet, evet çok iyisin. Devam. Ask Tolga how he did get ready for marriage role. What preparation he did for the role? Very hard. Bu mu daha iyi? Role nasıl hazırlandı? Evet. En çok sevdiği kitap ne? Çok var ama aklıma gelen şu an Patti Smith Çoluk Çocuk'ta çok duygulanmıştım yani. Çok güzel. Issız bir adaya düşse yanına alacağı üç şey ne olurdu? Oğuzhan, eser, belki İbrahim. İşte bu be! Tolga Sarıtaş'ın hayatında hiç yapıp da pişman olduğu bir şey var mı? Üç adama katılmak var. Şaka! Ya o kadar tatlı ki gümüş demeye kıyamıyorum. Evet ya. Evet, oyuncu olmasaydı ne olurdu? Müzisyen olurdum. Kendisini motive etmek için kulağı... Ben heyecanlandım. Yaşam bizde. Alkışla soloya çıktı. Evet, o kadar samimiydi ki ya. Konserde ağlamasın. Ya internette öyle bir video var. Ya bu adam çok yakışıklı ya. Yani... Hayır şuna baksana abi. Üçlüye baksana şu karşıdaki üçlü. Ya, şuna bak maşallah. Bak, güzel, yakışıklı, yakışıklı. Kötü çocukta bir şey oynayabilirdim yani. Daha yani. Kötü çocuk. Hayır kötü çocukmuşsa biz neyiz Allah aşkına ya. Allah belanı versin bana. Üçümüz karşı film yapıyoruz. Allah'ın cezası çocuklar. Kendisini motive etmek için kullandığı bir söz var mı? Müzik dinlerim devamlı motive etmek için. Tolga fanlarının yazdığını okuduğunda nasıl hissediyor? Çok iyi hissediyorum, motive ediyor, güç veriyor. Vay, işte bu. Tolga'nın